Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş siz geldiniz. De hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Adım Mehmet Parlak. Sandık Kurulu Başkanıyım. Saat 7 ve gördüğüm kadarıyla bütün görevli arkadaşlarımız zamanında gelmiş. Hepinize teşekkür ediyorum ve görevinizde başarılar diliyorum. Sandık kurulunu oluşturmak için sayımız yeterli. Değerli sandık kurulu üyeleri, öncelikle hepimiz and içelim. Oyumuzu seçmen olduğumuz sandıkta mı yoksa görevli olduğumuz sandıkta mı kullanacağız? Arkadaşlar, oyumuzu kullanmak için seçmen kaydınız başka sandıkta olsa dahi hepimiz oyumuzu bu sandıkta, yani görevli olduğumuz sandıkta kullanacağız. Sandık alanında hiç kimse başkalarının görebileceği şekilde bir siyasi partiye ait rozet, amblem ve benzeri propaganda amaçlı yayınlar taşıyamaz, yazılı, sözlü veya görüntülü propaganda yapamaz. İlçe Seçim Kurulu'nun göndermiş olduğu malzemeleri bir kontrol edelim. Mühür, birleşik oy pusulaları, zarflar, sandık sonuç tutanağı, mum, sandık kurul tutanak defteri, ip, sayım döküm cetveli, 2 adet seçmen listesi, seçim sonrası oyların konulacağı torba. Arkadaşlar, her zarfın ön yüzüne, yani ilçe seçim kurulu başkanlığının mührünün olduğu yüze sandık kurulu mührüyle mühür vuralım. Birleşik oy pusulalarının da arka yüzlerini sandık kurulu mührüyle mühürleyelim. Ben mühürleyebilirim. Arkadaşlar, eğer zarflar ve birleşik oy pusulalarının bu şekilde mühürlenmemesi durumunda zarflar ve oylar geçersiz sayılır. Buna çok dikkat edelim. Arkadaşlar, birimiz oy kullanım kabinlerinin kontrolünü yapabilir mi? Başkanım, kabinlerde bir problem yok. Siz sandık seçmen listesini sınıfın giriş kapısına asar mısınız lütfen? Değerli arkadaşlar, bu aşamaya kadar yaptığımız işlemleri tutanak defterine geçirelim ve hepimiz imzalayalım. Saat 8 oldu arkadaşlar. Hazırlıklarımız tamamsa oy kullanma işlemine başlayabiliriz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oy kullanabilmeniz için TC kimlik numaranızı taşıyan nüfus cüzdanınızı veya resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı veya pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, avukatlık kimlik belgelerinden birini rica edebilir miyim? Buyurun. Seçmen bilgi kağıdında gerekli mi? Hayır, seçmen bilgi kağıdınız gerekli değil. Pusulada tercih ettiğiniz parti için ayrılan bölümden dışarı taşırmamak suretiyle mührü basmalısınız. Mühür dışında herhangi bir yere imza atmamalı veya işaret koymamalısınız. Yoksa oyunuz geçersiz sayılır. Zarfa başka hiçbir şey koymamalısınız. Hata veya başka bir nedenle yeni bir oy pusulası verilmeyecektir. Anladım, teşekkür ederim. Bismillah.
Hayırlı olsun. Sandık seçmen listesinde isminizin karşısına imza atar mısınız? Tabii. Kolay gelsin, iyi günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özrümden dolayı tek başıma oy kullanma imkanım yok. Yanımda beni getiren bir akrabam yardımcı olabilir mi? Tabii. Görme engelli, felçli ve elleri eksik olan seçmenlerimiz oy kullanmaları için akrabaları veya burada bulunan herhangi bir seçmenden yardım alabilirler. Bu arada bir seçmen sadece bir kişiye oy kullanmada yardımcı olabilir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben okuma yazma bilmiyorum. Bana yardımcı olabilir misiniz? Tabii. Amcacığım, kabin içerisinde size kimse yardımcı olamaz. Ama istediğiniz takdirde ben sandık kurulu başkanı olarak kabin dışından nasıl oy kullanacağınızı gösterebilirim. Sağ ol evladım. Dışarıda bekleyen var mı? Yok ise oy verme saati bitmiştir. Sayım ve döküm işlemi açık olarak yapılacaktır arkadaşlar. İsteyenler sayım ve dökümü izleyebilirler. Kullanılmayan oy pusulalarını ve zarfları sayalım lütfen. Arkadaşlar, kullanılmayan zarf ve oy pusulaları sayıldıysa ayrı ayrı paketleyip mühürleyelim ve üzerlerine sayıları yazalım lütfen. Arkadaşlar, şimdi oy kullanan seçmen sayısıyla kullanılmayan zarf ve oy pusulalarını sayalım ve karşılaştıralım. Toplam seçmen sayımız 200. Bize gelen toplam zarf ve oy pusulası sayısı 230. Kullanılmayan zarf ve oy pusulası sayısı da 70. Bu da demek oluyor ki 160 seçmenimiz oy kullanmış. 160 adet imza olduğundan 30 tane yedek zarf ve oy pusulası, 40 da oy kullanmayan seçmenimiz olduğundan sayılar eşleşti. O zaman arkadaşlar, kullanılmayan birleşik oy pusulası ve zarfların sayısını 404 nolu tutanağa yazalım. Tutanağımızı doldurduğumuza göre artık oy sayımına geçebiliriz. Fakat sayıma geçmeden önce mühürlerimizi alıp bir zarfa koyalım ve çuvala yerleştirelim. Ayrıca sayıma geçmeden önce sayım yapacağımız masanın üzerinde hiçbir şey kalmayacak şekilde kaldıralım arkadaşlar. Bir, iki, 3, 4, 5. Arkadaşlar, toplam 160 adet zarf var. Kural gereği ikinci defa saymamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5,
160 zarf var arkadaşlar. Ve bir önceki sayımla sayılar eşleşti. Eğer eşleşmeseydi, üçüncü defa tekrar sayacaktım. Arkadaşlar, çıkan zarf sayısını lütfen tutanağa işleyelim. Bütün zarfları saydığımıza göre şimdi geçerli ve geçersiz zarfları ayıralım arkadaşlar. Burada dikkat edeceğimiz konu, sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, üzerinde YSK ablemi olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü olmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde herhangi bir işaret bulunan zarfları geçersiz sayacağız. Geçerli, 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 geçersiz. Çünkü bu zarfta kalemle yapılmış bir işaret var. Geçerli, 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 geçerli. Arkadaşlar, geçerli ve geçersiz zarfları ayıralım. Geçersiz zarfları kesinlikle açmıyoruz. Arkadaşlar, geçerli ve geçersiz oy pusula sayılarını tutanağa işleyelim lütfen. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi sayım döküm cetvelimiz boş ve yazısız. Sayım ve döküm işlemini düzenli yürütebilmemiz için görev dağılımı yapalım arkadaşlar. Siz lütfen zarfları bana veriniz. Sizler okunan oyları sayım döküm cetveline işleyiniz ve siz de lütfen okunan ve açılan zarflarla oy pusulalarını masa üzerinde dizerek koruma altına alınız. AK Parti 'Gün çok yorucu. Ben bunları hallediyorum. Sen de şunları ne kadar hallet. Kaldı? Ben bayağı... Lütfen biraz sessiz olabilir misiniz? AK Parti AK Parti AK Parti Sayın Başkan, o pusulada kullanılan oy geçersiz. Çünkü 3 defa mühür vurulmuş. Sayın Gözlemci, siyasi partiler için ayrılan bölümden taşmamış olarak vurulacak mühür sayısının önemi yoktur. İstendiği kadar mühür vurulabilir. Bu oyların hepsi geçerlidir. Geçersiz oy. Çünkü bu oy pusulasında işaret var. Oy sayımı bitmiştir. Sonuçları okuyorum. AK Parti 130, MHP 15, CHP 10, HDP 1, diğer 1, geçersiz 3. ...2045 ne oldu sandığın sayım işlemi bitti. Buyurun sonuçlar. Teşekkürler. Arkadaşlar, sayım sonuç tutanağından isteyen parti temsilcilerine birer kopya verelim lütfen. İlçe seçim kuruluna teslim etmeye giderken görevlilerden biriniz veya birkaçınız bana eşlik edebilir.